Aleykümselam. Hoş geldiniz gençler. Yeni bir RTS oyunu çıktı bugün. Crossfire Legion diye. Ona bakacağız. Niyettin Kartal. Bunu da YouTube'a atmayı planlıyorum. Oyun yeni çıktığı için merak edenler olacaktır. O yüzden direkt YouTube'a atıp oradan da bakabilirler. Oyun tam bir şey. Klasik RTS. StarCraft'a benziyor. Aynı zamanda General serisini oynayanlar bilir. Generals'e benziyor oyun. Ben şu bir su alıp geliyorum hemen. Siz 2 dakika kaynaşın hem de insanlar toplansın. Geliyorum hemen 2 dakikaya. Geldim. Ne yapıyorsun gençler? Herkes su sula demiş. Evet. Oyuna bakalım isterseniz gelin. Kontrol gruplarında şeyler var mı diye bakıyorum. Değişebiliyor mu? Sanırım kontrol grubu sadece kendine has bir şey var. Değişebilen bir hotkey yok şu an. Bololo. Welcome. Thank you for follow. Şimdi biraz sıksalım. Kontrolleri değişmiyor oyunun. Yani bir şey yok. Değişme mekaniği yok. Keşke olsaymış. Bu bir handikap olabilir yani. Gelelim oyuna. Oyunda bir loadout sistemi var. Bu loadout sisteminde ünitlerinizi buradan seçiyorsunuz. Ve seçtiğiniz ünitlerle savaşa giriyorsunuz. Senin VIP'liğin kayboldu. Senin VIP'liğin kayboldu aynen. Sistemi şu anda bu. Buradan şeyler değişiyor. 3 tane faction'ımız var. Global Risk, New Horizon ve Blacklist diye. Her birinin ayrı bir birimleri var. Görüyorsunuz. Infantry bölümleri. Zırhlı araç. İşte ne deniriz biz buna? Vehicle. Hafif araçlar. Uçan. Air. Dragonfly. Jetpack takmış asker. Helikopterimiz var. Falcon. Ve bir de tankımız var. Krokodil. Bu grup biraz daha şeye benziyor. Nasıl diyeyim böyle. Yaban hayatında yaşayan insanları arındırıyor biraz. Gelelim ikinci grubumuzda. New Horizon. New Horizon'da Vampire diye geçiyor. Şeyi var, birimimiz var. İkinci birimimiz Lucian. Bunda da jetpack var, zıplıyor. Sonra Orion var, görüyorsunuz. Bir vehicle. Tankımız var, Cyclops. Sonra Pegasus diye bir helikopterimiz, şeyimiz var. Helikopter diye düşünüyorum. Bir değişik bir hava aracı. Typhon var. Ve son olarak da tank olarak da Titan. 1v1, 2v2, 2v3'e 3 oyun modları var.
Bunun aynı zamanda turnuvalarının olacağını da söylediler. Oyun daha çok e-spora yönelik olmasını istiyormuş geliştirici firma. Umarım bu konuda başarılı olurlar ama beni şu anda bu hotkey'in değişmemesi üzdü. Keşke hotkey değişseymiş. Yani ya da değiştirilebiliyor mu? Bilmiyorum. Discord'una girip sormam gerekiyor. Neyse şimdilik bir bakalım. Biz ilk önce şeylerle başlayalım. Her birini ayrı ayrı oynayacağız. Global Risk ile başlayalım. Birimlerimiz bunlar. Ready diyelim. Hadi oynayalım. Oyun bu arada Steam'de indirimde 50 lira. Yeni çıktı. Fiyat olarak gayet uygun. Tabii oyunu severseniz ve RTS meraklıysanız alabilirsiniz. Selamlar, hoş geldin. Oyunun müziği fazla geliyorsa söyleyin, kısarım abi. Teşekkürler. Sizi sormalı efendim. Sizler nasılsınız? Burada aynı zamanda loadout'unuzu yani birim şeylerinizi, ünitelerinizi kaydedip istediğiniz savaşa, istediğiniz mekaniklerle başlayabiliyorsunuz. Evet, oyunumuz başladı. Haritamız Frostbite. Güzel bir harita. StarCraft'ı andırıyor. Haritaların belli noktalarında gördüğünüz üzere şeyler var. Merkez üsler var. Oralara gidip town center dediğimiz ya da command center dediğimiz yerlerden atıp mineral ve benzin topluyoruz. Oyunda mineral ve benzin var. Para ve benzin diyelim. Bu noktalarla alıp koruyup ordu üretip düşmanın base'ine saldıracağız. Klasik RTS mantığı. Oyunun grafiklerini ben de çok hoşuma gitti. Yani öyle çok amatörce durmuyor. Ve başlıyoruz. Bu bizim town center'ımız. Q bildiğiniz gibi işçi. Klasik. Buradan asker üretiyorsunuz. Burası Q sistem baraka. Güzel bir yanı uçak yani depo gelip bırakıyor. Siz yeniden devam edebiliyorsunuz işinize. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu yapıldıktan sonra aynı klasik RTS mantığı gibi diğer binalar açılıyor. Şu Global Risk Lojistik Depot bizim supply'ımız. Yapıp tekrar şöyle yapıyoruz. Burada Galahef diyelim. Şu anda bir depo yapacağız. Görüyorsunuz asker buradan çıkarıyor ve buz unlock var. Aynı Steam Pack gibi. StarCraft'tan bileceğiniz üzere. Kontrol gruplarını atayalım. Tamam. Görüyorsunuz ilk asker böyle. İlk depoy burada yani şey olarak hemen supply nüfus. Hemen klasik gördüğünüz üzere şey mantığı. StarCraft mantığı ne yapıyor diye şöyle bir gidiyor. Gelip bakma olayları var. Her oyunda olduğu gibi. 500 şeyde ikinci base'imizi atabiliyoruz. Burada gördüğünüz üzere. Asker kayıt makinesi var. Atak move'u var. Aynı zamanda bu kullandığınız zaman bayağı güçlü oluyorlar. Uzaktan iyi vuruyorlar. Yani benim şu ana kadar gördüğüm şekilde. Bizim evet, selamlar. StarCraft'ı andırıyor oyun. StarCraft'a benziyor. Haritanın grafikleri çok güzel. Zaten girişlerde, harita girişlerinde gördüğünüz üzere StarCraft'a benziyor.
Rifle trooper ready. İkinci base'imiz de burada. Görüyorsunuz armory var. Hani klasik askerlerinize şey veren. İkinci seviyeyi atlatmak için şuradan hemen base'imizi ikinci seviyeye getiriyoruz. Gördüğünüz üzere ikinci seviye çıkıyor hemen. Ardından da Steam'i alacağım. Steam Pack diyebilirim ona, StarCraft'tan. Armor'dan yapabildiğiniz üzere şunu yapabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse. Askerlerinize zırh verdiriyorsunuz. Silah güçlerini arttırıyorsunuz. Her şey mümkün. Evet, ikinci seviye atladık. Buradan hemen bunu yapalım. Savunma mekanikleri var. Hava, anti-air turret ve anti-ground turret. Bu karaya vuruyor, bu da havaya. Görüyorsunuz geliyor. Bunlar da aynı şekilde bir üst seviyeye çıkartıyorsunuz. Ben şu anda tanıtım için. Nasıl buldunuz oyunu? Umarım beğenirsiniz. Bu ne yapıyormuş? Herald Support Project Massive Previous Navy EMP. İyiymiş. Şu ara bildiğiniz roket, yani bazuka diye düşünebilirsiniz. Facility constructed.
reposition to tagged area. Rifle trooper reporting for duty. Negative. Biz de onunkini patlatalım. Cavalier copies. Rifle trooper reporting for duty. Şurada toplanalım. Şunu şöyle bir CTR3 yapalım. Rifle trooper reporting for duty. Rifle trooper reporting for duty. Negative. Good to go for extraction. Rifle trooper reporting for duty. Negative. Rifle trooper reporting for duty. Negative. Rifle trooper reporting for duty. Rifle trooper reporting for duty. Rifle trade confirmed for fuel extract. Reposition to tagged area. Rifle trooper ready. Reposition to tagged area. Trooper ready. Rifle trooper ready. Harold, ready and awaiting orders. Materials are piling up. Reposition to tagged area. Harold copies. Materials are piling up. Shield going up. Shield veriyor. Rifle trooper ready. Rifle trooper ready. Güzel mekanikleri var. Biraz kurcalayıp bakmak lazım. Materials are piling up. Deploy building. Rifle trooper reporting for duty. Deploy building. HQ at level 2. Additional structure access granted. Reporting for duty. We are Oscar Mike. Boosting. Ready. Materials are piling up. Ready and awaiting orders. Go ahead. At call. Repositioning. Shield up. Moving. Reposition to tagged area. Ready. Fuel at the ready. Oyun böyle. Ne diyorsunuz? Var mı aklında bir fikri olan? GG. Oyunun bir değişik mantığı da şu. Yeşil bir para var. Yeşil parayla elit generaller var. Bunları alıyorsunuz. Aynı zamanda ünitler var. Elit. Bunları arıyorsunuz. Peki bunlar ne işe yarıyor diye soran olursa üzerine, yani böyle oyunu sahip olanlar için söylüyorum. Geldiğiniz zaman şöyle hop, gördüğünüz gibi görünmezlik yapıyor. İşte diğer bonusları var. Bu büyük bir ihtimal drop sistemi, yani drop yapıyor. Görünmez bir drop yapan helikopter falan. Böyle alev atan. Oyun güzel geliştirilmiş. Yani grafikleri falan çok tatlı duruyor. Oynanılabilir bir oyun.
Devam edelim isterseniz. Size tanıtmak için diğer ırka da bakabiliriz. Diğer de New Horizon. New Horizon'da da gördüğünüz gibi birim olarak yani infantry olarak ekipman olarak şey var. Evet, multiplayer var. Oyun tamamen şey olarak rekabetçi olarak tasarlanmış. Turnuvalarının olmasını istiyor, dediğim gibi yayının başında da söylemiştim. Geliştirici firma turnuvalar düzenleyecek. Araçları var. Tankımız var böyle gördüğünüz gibi. Pegasus ve Titan diye de bir tank var. Tank büyük bir ihtimal robota benziyor, yani ayaklı. Bir de bu ırka bakalım. Hatta 2-2-3-3 yapalım. Birini mi seçebiliyorum? Sadece birini seçebiliyorum. Hadi 2-2 deneyelim bir de. Ya dayak yiyip yememek önemli değil. Zaten bir oturması gerekiyor. Ben şu anda oyunu öğrenmek için, yani hem de size tanıtmak için yayın açıyorum. 2-2 moduna da bir bakalım, haritalar nasıl dağılıyor. Bu arada linkini de atayım oyunun. Buyurun, buradan kontrol edebilirsiniz. Daha erken erişimde bir oyun. 45 lira gibi bir fiyat koymuşlar. Bence gayet makul. Eğer RTS sevip de denemek isterseniz, en azından çerezlik olsun derseniz, bence güzel bir oyun. Ben oyunu beğendim çünkü çoktandır bir General's açlığım vardı. Yani General StarCraft. Oyun çok StarCraft ve General's'e çok benziyor. O yüzden de denemek istiyorum. Yani oyuna şey verebilirim. Fırsat verebilirim. Bakalım bizi kapabilecek mi? Age of 4'ten hatırı kalır zamanlarda oynanılabilecek bir oyun. Şu anlık. 2'ye ikisi biraz geç buluyor galiba. Herkes 1'e 1 mi oynuyor acaba? Keşke hepsini de seçebilseymişim. 3'e 3 ya da 1'e 1'i seçerdik. Birini seçtiğiniz zaman birini iptal ediyor. Aranızda oyuna sahip olan varsa oynayabiliriz. Dediğim gibi. Ben oyunu beğendim. Grafikler olarak, yani efektler olarak patlama efektleri falan güzel duruyor. Bu dönemde zaten bu RTS oyunları bulunamıyor biliyorsunuz. Yani bulunmayan Hint kumaşı denler. Tabii canım, ayarlanır zamanla, daha erken erişimde oyun. Ve oyun gerçekten potansiyele sahip bir oyun. Geliştirici firmayla da ben görüştüm. Gerçekten böyle ilgilenen bir insanlar. Yani bir sorununuz olduğu zaman ya da keşke şunu da şöyle yapın dediğiniz zaman, ya he he deyip geçen bir firma değil. Gayet ilgilenen. Feedbackleri şey yapan. Kaydeden. Şurada genel chat sanırım. Mı? Ha yok, bu şey. Lobinin chat'i. Anladım. Burada Facebook sayfalar, Twitter, Discord, Twitch ve YouTube. Bu arada oyunun yayınını yapan umarım tek ben değilimdir. RTS'leri korumalıyız. RTS'lere sahip çıkın arkadaşlar. Ne güzel, tek ben değilim, sevindim.
Ya firma ilgileniyor Mücahit. Yani bir şey gibi değil. Başka firmalar gibi değil. Başka firma. Ya diyeceksin ki adam para kazanıyor. Tabii ilgilenecek ama. Yani kod oyunu ben para vermedim mesela. Kod olarak geldi. Adamlar şey dedi yani. Yayını yaparsan seviniriz. Tanıtım için. Ben de seve seve dedim. RTS olsun yeter ki. Bir iki tane de şey söyledim. Feedback söyledim mesela. Yani geri dönüş. Onlar da ilgileneceğiz dediler. Hatta bir iki tanesini güncellemeyle getirmeyi planladıklarını söylediler. Yalnız 2-2 bulmuyor. Biz 2-2 boşa atıyoruz. Kimse oynamıyor sanırım. Bir ve bir bakalım ya. Sıkıntı yok. Replay izlenebiliyor mu acaba? Bir de o benim dikkatimi çekti. Biliyorsunuz RTS oyunlarında vazgeçilmezlerden biri replay izlemek. Umarım izleniyordur. Sana kaç para verdiler itiraf et. Oyun itiraf ediyorum. Oyun benim. Bütün oyundan gelen geliller bana geliyor. Ne parası oğlum ya? Maç buldu. 1v1 buluyor ya. 2-3'ü 3-3'te biraz sıkıntı ama %3 komisyon. Aynen %3 komisyon. Harita sanırım tek bir harita var. Dediğim gibi tam bakmak lazım. Harita bandı da yok şu an. Bu ırkı da bir yeni tanıyalım. Bakalım bu ırkta neler var. Şirket üzerime. Ne diyorsunuz? Bu da sanki biraz Protoss'a benziyor. Hepsinde var o zaman. Bir ırka ait değil. Öyle mi baba? Yarı bir mavi bir cam barı var, sonra yeşil bir cam var. Büyük bir ihtimal bu shield'dı. Sorun yok. Sana iyi ödevler. Kaç istiyor bu? Yeni istiyor. İyi hadi biz de yapalım. İlla StarCraft oynuyoruz anasını satayım. Haydi bütün StarCraftçılar boyuna mı dondu? Oyun şu anda çaydanlıktan iyi duruyor Mico. Mico demişim şey. Birime bir bakalım yakından. Böyle bir robot. Bunun da sanırım erken rush özelliği var. Abi hepsinin ayrı bir şeyi var bilmiyoruz. Millet sen rank kasıyor anasını satayım. Oynan bakalım rank mı kasalım? İlginç. Bu kadar hızlı nasıl geldi?
şey demiyorum çünkü bilmiyorum. Hemen tıraş yapılmaz ki ya, klasik RTS'çiler. Şeyi izleyebiliyor muyum ya? Reply izleyebiliyor muyum? Benim için önemli olan o. Reply var mı? Ne yaptığını görmem lazım yani. Rank kasıyorlar ya. 1v1 ya, sanki başıma şey oldu anam mübarek. Bu bizim görevler. Bunun alakası yok. Adam baksana 6 içiyle direkt rush atıp. Geçmişte var mıdır? Reply. Var. İyi, güzel. Merak ettim. Böyle yendi ne zeka ya öyle abi. Ya biz bunlara işte cheese StarCraft'çılardan ya da ağır olmak gerekirse küfür etmek istemiyorum ama veled-i zina diyoruz yani. Ben sadece ne yaptığını görmek istiyorum yani, çünkü o ırkı da oynayacağım. Aynısını mı yapalım ya? İlginç ilginç insanlar ya. Bana onu göster. Haritanın hepsini açılmıyor mu? Açılıyor. Tamam. Güzel. Reply'in olması güzel olmuş. Beğendim. Bak. Bak hiç üretmiyor herif. Gördünüz mü? Bir tane daha şey yaptı. İşçi yaptı. Bunu zaten aynı StarCraft mantığıyla yolluyor. Arkadaş. Petrole de girmiyor. Fuyle. Bakın buraya bir tane barak atıyor. Klasik cheese. Ya cheese yani, klasik cheese. Bir tane barak atıyor buraya hemen. Bir tane de buraya atmış. Arkadaşı görüyorsunuz hemen. Sonra bundan basıyor, buldoptan. Bakın hemen. Oyunda duvar mekaniği var mı onu bilmiyorum ya. StarCraft'taki gibi. Yoktur sanırım. Denemek lazım. Bak hiç üretim yok, gördün mü? Hiç üretim yok. Bak. Bulldog yapıyor sadece. Birimler gözükmüyor mu abi? Rakibin birimleri gözükmüyor. Bak var. Niye? Şimdi geldi. Zaten orada da bitti. Kalbim. Olundur lan. Büyük püskür. Ya cheese ya. Klasik cheese. Klasik cheese. StarCraft'tan gelenler buraya geldi demek StarCraft'çılar. Oyunda kaldı böyle. Tabi erken erişim olduğu için reply sıkıntılı. Düzelecek mi? Yok. Kapanıyor mu peki oyun? Oyun kapanacak mı usta? Hah, kapandı. Size siyah ekran gelmesin. Şöyle. Resmi vereyim, oyunu yeniden açalım. Oyun şu anda Steam'de karışık olarak kalmış.
Red Alert 3'e benzetmişler. Oyunun reply'da takılması biraz sıkıntı. Şimdi tekrar açsam takılacak mı acaba? Reply'da mı sorun vardı, şeyde mi? Red Alert 3 ile StarCraft karması. Değil mi? Bana da öyle geliyor. Oyun bir de hard disk şey SSD'de olmasına rağmen yavaş yükleniyor niyeyse. Benim aklıma ilk resimlerini gördüğüm zaman General Zero Hor gelmişti. Şimdi bu bulut tamam, buna bir sıkıntı yok. Buradan report ediyoruz. Ne diyelim biz buna? Çintik mi? Cheese and gamer. Zaten maç 2 dakika sürdüydü de. Ready for operations. Infantry housing completed. Bulldog checking in. Ya bak şeyli sıkıntılar var ya. Bulldog checking in. Bak adam üretiyor ama reply'da sorunlar var. Reply bölümü bozuk. Ekonomi StarCraft, aksiyon Red Alert. Evet. Reply bölümü bozuk. Reply bölümünün düzelmesi gerekiyor. Buradan da orduların genel bölümüne buradan görüyorsunuz. Her ırkın bir ayrı bir özelliğinin olduğunu görebildiğim, yani bu ırkın ne bonusu var, şu ırkın ne bonusu var. Acaba gözüküyor mu? Kampingine bakalım isterseniz. Avatar. Ya turnuva düzenlemek istiyorsa o reply'ının düzeltmesi gerekiyor. Acil ya, acil bir şey o. Özellik. Continues between Blacklist and Global Risk in what is now a war over the acquisition of data. This is the biggest data breach we've ever seen. The attacks will continue. Global Risk is an international military giant. They vow to protect by maintaining peace and order. Training men and women for security missions. Kolay gelsin sana, görüşürüz. Tensions have escalated throughout the world, and a group of experienced mercenaries called Blacklist have risen, claiming they fight for the people. Blacklist, paralı askerlerden oluşan bir grupmuş. In the midst of all the chaos, a new institution has emerged called New Horizon, who has been offering humanitarian aid through the use of their advanced Neuralink technology. New Horizon'da yeni bir teknoloji kullanıyormuş. Değişik bir teknoloji, anlayamadığımız bir teknoloji. Breaking news. We are reporting a massive Blacklist army approaching the city. Forces are making their way westbound by ground. We'll continue to update you on this developing situation. Contact medium-sized enemy force. All Blacklist forces, code word Orca. I say again, Orca. We are a go. Teşekkür ederim. How are we doing on those buildings, Freefall? I'm almost into building one. I need 2 minutes. Copy that. Stalker, what's our ATA? T-minus 1 minute. Sorry, Freefall. Every time. Viper, report status. Viper to Phoenix. We're in position now. Ground Operation Alpha is a go. Commence attack. All right, move it out! Okay, people, lock it down. Target's in sight. Viper.
Ne diyorsunuz? Sinematik grafikleri güzel duruyor. Başlıyoruz mu? All units ready. Here we go. Take down that anti-air turret. Bir tane hava tarifi var. Onu mu alacağız? Go with orders. I'm mobile. I'm mobile. Area secure. Free fall. You're in. Extracting. ETA 10 seconds. We have incoming. Defend the chopper. Orders. What's so important about this data then, brother? It has the coordinates of all global risk bases. It's going to win us this war. I can feel it. Yeah, I'm going. Data extracted. Exfiltrating now. All right. We're moving on to Tower 2. Değil mi? Warhammer Klaus gibi 4 kişi başladık. How's it going down there? Distractions working. Getting a lot of activity. You guys gotta hurry up with that data. Hang in there. This data payload will change everything. We've got boots on the roof. Hostile aircraft are incoming, people. Watch out for airstrikes. Let's make it quick. Ready. This data better be worth it. We're losing people down here. It'll be worth it. Trust me. Heads up, hostile aircraft inbound to your position. ETA 1 minute. Go for Lion. Help on its way. I'm going. Help on its way. Go for Lion. Go for Lion. Let's go, let's move. We need this data. Go for Bulldog. Go for Lion. Hover sistemi olsaymış keşke. O neydi abi? Nerelere sıkıyorlar? Şu kalkanlar sıkıntı. Bunlar havaya da vurabiliyor. Sağ ol, hoş geldin. Oo, bayağı yüksek geldiler. Contact.
extracted. We're good to go. All right, wrap it up. We're done here. Phoenix to Viper. We got the data. We're at City Hall and surrounded. We need you down here, stat. Hold on, brother. We're coming. Starcraft gibi. Evet, Starcraft'la Red Alert gibi. Devam etmiyor mu? Hem başlangıç sinematiğini beğendim. Güzel yapmışlar. Normal olarak açtım ya denemek için. O yüzden olabilir belki. Harus bir de zorunu denemek lazım. Ama niye yenisi yok? Ha, buradan böyle mi atlıyorum? Olur. Bak normal. Al senin için hard yapayım. Bakayım ne olacak. Patlayacak mıyız? Irklar nasıl? 3 tane ırk var. Aynı StarCraft'taki gibi. Biri Generals oynadıysanız Gığla'ya benziyor. Paralı asker topluluğu. Diğeri Protoss'a benziyor biraz. Uzaylı, daha çok teknolojik. Biri de aynı klasik dünya insanlar. Müzikleri güzel oyunun. Viper's ground op was a success, and thanks to his distraction on the outskirts of the city, we now have the data. But now global risk. Ya o kadar çok detaylı bakmadım hangi birim hangi birimi antiliyor. Ama klasik bir mekaniği var. Yani aynı mesela havaya sıkan birim de var, karaya sıkan birim de var. Baka böyle araç da var. Grafikler çok güzel değil mi gençler? Bence grafikler çok tatlı. Hop. Drift atıyor. Happy move. Geliyorum. Cheetah. Sanki oyun genel atmış da son dakika şey olmuş gibi. Havaya vuruyor mu? Yok. Şu vuruyor havaya. Biz Cheetah'ı kaybettik değil mi? Yanlış oynadık. Bu tarafları falan dolanacaktık sanırım. Bu oyuna önem verirlerse mükemmel olur bu arada. Evet ben de öyle düşünüyorum. Oyun potansiyeli çok yüksek bir oyun ama sahip çıkarlar mı bilemem. Aynı StarCraft'taki gibi rampa özelliği var. Nasıl alacağız ki? Yok olduk gitti. Son anda vazgeçip StarCraft'a çevirmişler. Evet. Bunu tekrar oynayalım. Hızlıca girdik. Yeniden deneyelim. Evet direkt yediler bizi. hop. Direkt aldık bodozlama. Hurra. Bu
ırk biraz şeye benziyor şu anki oynadığımız. Generals'daki Gıla'ya çok benzettim. Gıla'ya demeyeyim de. Tiberium Wars'taki şeye çok benziyor. GLA vardı ya, onun bir rakibi vardı. Adını unuttum ya, bak şimdi dilimin ucunda, o kadar oynadığım oyunun daha ırkı unuttum. Ona benziyor. Burada biraz Paris'i andırıyor ama bakalım. Ground op was a success, and thanks to his distraction on the outskirts of the city, we now have the data. Birimleri gösteririm görevden sonra. Çok tatlı birimleri var. He needs our help ASAP. We'll secure the train station here for supply, then make our way to City Hall, extract Viper, and get out of the area. City Hall surrounded. Viper won't have much time. We gotta hurry. Viper, what's your status? We're surrounded. This building won't hold much longer. Copy that. Hold on. We're coming. Cheetah! Copy, move! Roket özelliğimiz var sanırım. Şimdi şuna bir kontrol grubu atalım. Şuna da. Tamam. Değil mi? Bunlar tam bir antipiyade çitalar. Bugüler de olabilir. Bugüler de yani olabilir. Buraya gidelim. Ne istiyor bizden? Evet. Ne yapmamı istiyorsun? Ha, bekleyecek bir şey. Train now. There are a lot of global risk forces at City Hall. More civilians incoming. Get them to safety. Ha, sivilleri mi koruyoruz? Olur. Copy, move!
City Hall. Viper needs us. Go with orders. Help on its way. Orders. Şimdi gidiyoruz. Canazda olan var mı? Help on its way. Got a job for me? Rolling out. Can tazelemeye bak. Değil mi? Enteresan bir yöntem. Keşke StarCraft'taki Medivac gibi olsaymış. Oo. Hava kuvvetleri yardım ediyor. Siege tank var. Baba siege tank içimizden geçti. Siege tank içimizden geçti. Bunu ben bir deneyeyim sonra tekrar. Görevler enteresan. Yani bayağı da uzuyor yani. 4 görev var sanırım. Taret'i dönüyordur büyük bir ihtimal onun ama dönmüyor de bilir. Arkasından falan dolanabiliriz Taret'in. Şey için tekrar ırkları tanıtayım. Ondan sonra da bugünlük yeter isterseniz. Ben bunu oynarım ama. Bayağı bir güzel oyuna benziyor. Otomaçtan 1v1, 2v2 ve 3v3 versus var. 3 tane ırkımız var. Gördüğünüz üzere Global Risk, New Horizon ve Blacklist diye. Her bir ırkta bir komutan var. Görüyorsunuz. İkinci komutanı buradan seçebiliyorsunuz. Her komutanın ayrı bir özellikleri var. Ghost Zone ve Equitrain diye bir özelliği varmış. Birimler olarak 2 tane birim var. Bu birimi açabilmemiz için devamlı yani oynayarak oyun parasını kazandıktan sonra da bu birimi açabiliyorsunuz. Bulldog birim var. Bu havaya da vurabiliyor. Zaten bonuslar falan yazar. Yazıyor yani üstünde. Diğeri Lion. Böyle bir birim. Heavy Infantry diye geçiyor. Sonra Cheetah gördünüz. Bir de diğer birimleri var. Açılacak. Sonra Camelon diye bir birim var. EMP Burst, Leak Fraction ve Sonic Wave yapıyormuş. Diğeri Dragonfly, Jetpack takan bir abimiz. Sonra Falcon helikopterimiz var, multi roket atabiliyormuş. Ve aynı zamanda tankımız var, Krokodil. Aynı zamanda diğer bir şekilde de Condor yani Condor diye de bir helikopteri var. Bu ırkta. Diğer bir ırkta da Angel, özellikleri Null Field ve Radyasyon Zone alanı, radyasyon alanı varmış. Vampir diye bir birimi var, Lifesteal, Dash ve Shield Transfer özellikleri var. Gördüğünüz üzere. Diğerinde Lyson, Heavy Jump yani zıplama mekaniği var ve bunda da Shield Transferi var. Orion özellikleri. Heal yapabiliyormuş bu birim. Cyclop. Lazer tarayeti varmış ve Non-Transit Project diye bir şeyi var. Özelliği var. Typhon. Air. Uçak yani. Bunda da bir de tank var Titan diye. Bayağı Blitz özelliği var.
Activate şeyi özelliği var. Hemen direkt şey yapınca gidiyor, kötü olmuş. Bir de Grant Stamp diye bir özelliği var. Diğer yanda Global Risk. Bildiğiniz insan ırkı, Infantry Trooper. Forvet turret kurabiliyormuş ve combat boost var. Bu bir nevi şey. Aynen, bir radyasyon çarpmıştı. Evet, radyasyon atmıştı bize. Şey, Marinlerdeki Stimpak. Diğer yanda Infantry Rocket Trooper'ı var. Roket fuel atabiliyormuş. Veya forvet turret kurabiliyor askerler. Vehicle'ı var. Cavalier diye. Deployment Mine kurabiliyormuş ve Scout Vision, yani haritayı açabiliyor belli bir süre. Önünü sanırım. Herald diye bir birim var. Sonic Shield yapabiliyormuş. Gördüğünüz gibi. Ve EMP Burst özelliği varmış. Tank var. Phalanx diye. Hulldown'ı varmış. Ve Deactive Hulldown'ı varmış bir de. Aynı zamanda tabii İmparator diye bir tank var. Bu bildiğimiz şey. Daha demin kampingde gördüğümüz Siege tank. Ve Air'lerde de Morningstar baraj özelliği var. Ve Defensive Matrix. Aynı zamanda da Halberd. Bu Halberd da büyük bir ihtimal can tazeliği. Irklar bunlar. Haymendu, Red Alert gibi bir şey mi? Hem Red Alert hem Starcraft karışımı bir oyun. Bunu gösterdim mi? Bulldogları. İşte ha, gösterdim, evet. Göstermediğim bir şey yok. 3 tane ırkı var. 3 ırkı da bence gayet güzel ve oynanışlı. Ben oyunu beğendim. Yani oynanılabilecek bir potansiyeli var. Tabii daha erken erişimde, o yüzden birçok hatası olabilir. Düzelecektir eğer ilgilenirlerse. Çünkü firma bayağı bir ilgili duruyor oyuna. Sahip çıkma niyetinde. Gördüğünüz üzere şu, ben bunu ilk gördüğüm zaman oyun parayla satıyorlar diye düşündüm ama hayır. Oyun içi operasyonlar var. 2 gün şey, aynen iki şey yapıyor değil mi? Aynen 2 gün, 6 saat, 3 dakika. Bu görevleri yaparak para kasıyorsunuz. Kastınız paralarla da store'dan gidip ünite, birim, artık ne almak istiyorsanız alıyorsunuz. Oyun gayet başarılı bir oyun. Ben çok beğendim. Lider tablosu burada. Ranked sistemi var. Amerika, Europe, Asya, Afrika ve Okyanusya diye. Bize birinci gelmiş Europe'un. Birincisi gelmiş. O da daha ranked sistemleri daha çözülmedi. Ranked var mı? Yani rank var mı daha, onu da bilmiyorum. Ama oynanılabilecek bir potansiyele sahip oyun. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Varsa bir isteğini söyleyin. Bu oyun aynı zamanda bu video YouTube'a da gidecek. Zor kurayı çekmişiz. Olur ya. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi oyunla ilgili sorularınız olursa Discord'dan ulaşabilirsiniz. Ünlem Discord yazarak Discord adresine ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa oradan cevaplarım. Oynamak isteyenler de, oyunu satın aldım o beraber oynayalım demek diyenler de varsa oynarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.